Dediğimiz gibi sadece Türkiye değil, Yunanistan değil, başka ülkelerde de orman yangını var. Onlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri. Orman yangınlarıyla başı dertte olan bir diğer ülke. Neredeyse her yıl olduğu gibi alevler Kaliforniya'nın kabusu oldu. Son bilgileri dış politika uzmanı Ali Çınar'dan alacağız. Ali Çınar merhaba, oradaki durumu bizimle paylaşır mısınız? Yangınlar devam ediyor mu? Evet, yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bilhassa batı eyaletlerinde çok büyük sıkıntılar var. Şu anda aktif olan 96 tane orman yangını var. Ve ağırlıklı olarak Kuzey Kaliforniya'da yangınlar devam ediyor. Ve son 3 haftada söndürülemediğini belirtmekte fayda var. Birçok şehirde de on binlerce Kaliforniyalı tahliye edilmiş durumda olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı şekilde Başkan Biden da yerel eyaletlerdeki yöneticilere her anlamda yardımcı olabileceklerini söylediler. Bilhassa Kaliforniya'ya baktığımız zaman bazı yerlerden 110 kilometreye kadar yangın dumanlarının görüldüğü belirtiliyor. Dediğim gibi şu anda hala söndürme faaliyetleri devam ediyor. Sadece %35'i söndürülmüş durümde. O nedenle 3 haftadır söndüremeyen birçok alan olduğunu söyleyebiliriz. Yerleşim yerlerine de gelen yangınlar var ve binlerce tahliyenin olduğunu belirtebiliriz. Genel olarak sadece Kaliforniya değil, Oregon eyaletinde de buna benzer orman yangınları olduğunu belirtmekte fayda var. Bu yıl içinde yani Ocak'tan Temmuz'a kadar toplam 37 bin tane de orman yangını olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri orman yangınlarıyla uzun zamandır mücadele ediyordu, uğraşıyordu ama bu sene daha da fazla rakamın arttığını görüyoruz. Tabii bu da ciddi endişe veriyor. Bunu yerel yönetimler ve federal hükümet iklim değişikliği, sıcaklık, kuraklık ve rüzgarın etkisine kaynaklandığını belirtiyorlar. Ama dediğim gibi bilhassa Kaliforniya tarafında durum çok iç açıcı görünmüyor. Peki orada hava sıcaklıkları nasıl? Rüzgarın şiddeti vesaire bu konuyla ilgili bilgi veriliyor mu? Yunanistan'la konuştuk az önce. Amerika'da durum nasıl? Bilhassa Kaliforniya tarafında yağmur beklentisi yok ama 35, 40 hatta 45 dereceye varan yüksek yerlerde sıcaklığın olduğu belirtiliyor. Bu da bilhassa itfaiye ekiplerini havalandırma operasyonları olsa bile yani burada özel itfaiye hava pilotları var. Çok sistematik şekilde bilhassa Kaliforniya'da ama bu hava itfaiye pilotlarının bile dumandan dolayı zorlandığını belirtebiliriz ama sıcaklığın belli süre hala devam edeceği ve rüzgarın etkisiyle de başka yerleşim alanlarına sıçraması ihtimali göz önünde tutuluyor. O nedenle genel olarak çok iç açıcı değil. Federal hükümet de elinden gelen desteği vereceğini geçen gün açıklamıştı. Peki Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz. Dış politika uzmanı Amerika'da devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi.